Şimdi tabii Başbakan'ın Diyarbakır programı ile ilgili ve Sayın Barzani ile işte gerçekleştireceği görüşmenin içeriği ile ilgili bir bilgi sahibi değiliz. Ancak şunları söyleyebiliriz. Bu hakikaten hem Diyarbakır için, hem Kürt tarihi için, hem Türkiye hem de Orta Doğu için önemli bir gün. Çünkü Diyarbakır Ahmet bütün Kürtlerin kalbinin attığı tarihi bir merkez. Burada böyle bir buluşmanın gerçekleşmesi de esas dikkat edilmesi gereken büyük fotoğrafa bakmak lazım. Yani küçük fotoğrafın içinde seçim hesapları olabilir, Kürtleri birbiriyle tokuşturmak, çatıştırmak olabilir, BDP, PYD, PKK, KDP, Talabani arasında sıkıntıları kaşımak olabilir, Kürtlerin işte 2-3 yıl içerisinde günlük 2 milyon varile çıkacak petrol rezervleri, petrol üretimleri, doğalgaz, bölgedeki tarımsal potansiyel, barajlar, birilerinin iştahını kabartmış olabilir. Ama dediğim gibi bunların hepsi ne kadar derin hesaplar olarak görülse bile bunlar küçük hesaplar. Çünkü Kürtlerin, Türklerin, Arapların kendi aralarındaki kardeşlik hukuku bu hesapların hepsini bozar. İşte bugün bence bu hesapların bozulacağı gün başlamıştır. Kim ne hesap yaparsa yapsın. Önce Kürtlerin siyasi birlikteliği sağlanacak, sorunlar çözülecek. Sonra Türkiye'ye Allah nasip ederse demokratik bir düzen gelecek. Ve ondan sonra da inşallah bu Orta Doğu'ya bir model olacak. Bizim gayretimiz bu yönde. Peki Sayın Tan, Başbakan Erdoğan'la Osman Baydemir arasındaki görüşmede, o görüşmede siz de vardınız. Neler konuşuldu, neler görüşüldü efendim? Samimi bir görüşme oldu. Hem yerel bazı Diyarbakır'la ilgili sorunlar konuşuldu. Hem de büyük fotoğrafla ilgili, barışla, kardeşlikle, çözümle ilgili şeyler konuşuldu. Mesela bir cümleyi söyleyebilirim, altını çizebilirim. Dedik ki inşallah nasıl Sayın Barzani bugün işte Ahmet'e geldiyse, Diyarbakır'a geldiyse el ele bir fotoğraf verdik de veriyorsak inşallah gün gelir Sayın Öcalan da, Salih Müslim de, diğer kardeşlerimiz de, yurt dışında kalanlar da, şu an gelemeyenler de, dağdakiler de hepsi inşallah bir gün bu fotoğrafın içine dahil olur. Peki Osman Baydemir'in de, Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de açıklamaları olmuştu bu görüşmenin ardından. Nihai barışa katkı sağlayacağını umuyorum şeklinde görüş bildirmişti Osman Baydemir'de. Sizin fikriniz nedir bu buluşmaların, tarihi diye adlandırdığımız bu buluşmaların ardından? Tabii şimdi maalesef Orta Doğu'da ve özellikle de yani bizde de Türkiye'de de her şey paldır küldür oluyor. Yani biraz da artık siyasetin doğasında mı var yoksa bizim şartlarımızda mı var bilemiyorum. Gönül isterdi ki bu Diyarbakır buluşması BDP genel başkanlarının da içine katılacağı, PKK'nin, BDP'nin, diğer Kürt siyasi liderlerinin, partilerinin hepsinin müdahil olabileceği bir müzakere ve birliktelik içerisinde gerçekleşti. Onun için kısmen buruk bir sevinç var. Çünkü niye? Bütün aktörler ve bütün faktörler işin içinde olmadığı vakit mutlaka bazı kırıklıklar ve burukluklar oluyor. Ama inşallah zaman içerisinde bunların hepsi düzeltilir. Ve şunu tekrar söylüyorum, kimin de yanlış hesabı var ise dediğim gibi ister siyasi, seçim, petrol, Kürtleri tokuşturma, bu hesapların hepsini de Diyarbakır bozar. Diyarbakır öyle bir şehir. Bugüne kadar çok hesaplar yapıldı, çok kitaplar yapıldı. Dicle Nehri'ne kimse gem vuramadı. Bu hesapların hepsi bozulur. Su akacağı yeri bulur. Akacağı yerde nedir? Barıştır, çözümdür, kardeşliktir, demokratik bir Türkiye'dir. Ve Kürtlerin Orta Doğu'da ki hak ettikleri yeri, bugüne kadar gasp edilmiş yerlerini almalarıdır. Su akacağı yeri bulur, akacağı yerde barıştır diyorsunuz. Evet. Sayın Altantan, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza.